Bu videomuzun konusu dakika ve saniyenin çevrimi olacak. Öncelikle dakika ve saniye hakkındaki temel bilgiye bir önceki videoma ulaşabilirsiniz. Aşağı linkini bırakacağım. Şimdi videomuzu iki ana konu başlığı altında işleyeceğiz. Birinci konumuz saniyenin dakikaya çevrilmesi olacak. İkinci konumuz ise tam tersi olarak süratli dakikanın saniye cinsinden yazılışı olacak. İsterseniz ilk konumuzdan başlayalım. Şimdi saniyeye çok nadir rastlarsınız demiştik. Genelde cihazlarda dakikanın yanına küsurat olarak otomatik işlenir. Şimdi saniye nasıl bu şekilde küsurat olarak yazılıyor? Gelin hep birlikte inceleyelim. Şimdi en basit örnekle hepinizin anlayacağı şekilde kolaydan başlayacağız. Ondan sonra detaylı anlatacağım. İlk olarak 15 derece 20,5 dakika değerindeki virgülden sonraki 0,5 dakikanın 30 saniye ettiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu değeri saniyeli yazmak istersek 15 derece 20 dakika 30 saniye olur. Şimdi okullarda öğretilen 6'ya böl, 6 ile çarp çok kolay, sade ve basit görünüyor. Ama burada bazı sorunlar meydana geliyor. Basamak karmaşası yaşayanlar var. Herkesin sayısalı bir değil demiştik. Okulda anlatılırken unuttukları basamak kavramı var. Yine aynı örnek üzerinden devam edelim. 15 derece 20,5 dakika ne kadar kolay, süper. Ama işte öyle olmuyor. Buraya çok dikkat edin. Biz daha detaylı bir mevki vereceğimiz zaman 15 derece 20,5 dakikadaki 5'i 50 de yazabiliriz demiştik. Oradaki 5 ya 59 ise ya da 51. Bir distres çağrısı verirken yanlış bir mevki verirsek ve konumuzu saptayamazlarsa, gecikirlerse, 2 sene önceki Kerç'teki faciayı unutmayın. Bazılarının cesedi hala bulunamadı. O denizcilerimiz gibi sarı ekibi gecikirse ve hipotermiden ölürsek içimizi karartmayalım. Özetle ağızlı saçmalığını unutun gitsin. Detaylı mevkiler verilirken hata yapmamak için doğru bilgiyle yola çıkalım. Altılıları öğreten eğitimcilerimize de hak verin. Onlar da haklı. Adamlar kaşlarını sever atmışlar ki bilsinler ne derece önem arz ettiğini. Diğer bir önemi de sınavlara karşımıza çıkabiliyor. Oradaki 0,5, 0,55 de olabiliyor. Siz doğru katsayı bilmezseniz yanlış cevaplama şansınız yüksek. 0,5 dakika 30 saniyeden çeviriyor. Çok güzel. Peki ya 0,55 dakikayı hangi saniyeden çeviririz? İşte burada kafa karışıyor ve altıların hükmü yetersiz kalıyor. Yine bazı seri sorularında da 0,5 değil 0,57 dakika gibi detaylı mevki soruları karşımıza çıkabiliyor. Gelin bu altıları unutalım. Her mevki sorusunda hayat kurtaran altın kurallarla devam edelim. Öncelikle bu anlatacağım şey atom parçalamak gibi bir şey değil. Rahat olun, gayet basit. Tek bilinmeyenli denklemden çıkartarak hepiniz bulabilirsiniz. Peki nedir bu değer? 5 bölü 3 ve 3 bölü 5. İki değer var. Saniye dakikaya çevirirken 5 bölü 3'ü, dakikanın virgülden sonraki küsuratını saniyeye çevirirken 3 bölü 5'i kullanırız. Şimdi bunu virgülden sonraki değerin 2 basamaklı olduğu ve saniyenin de 2 basamaklı olduğu durumlara kullanacağız ki kafanız karışmasın. Dolayısıyla basamakta sorun yaşamayacaksınız. Rahat olun. Bir örnekle devam edelim. 29 derece, 15 dakika, 22 saniye. Buradaki 22'yi 6'ya bölersek tam çıkmadığını hepimiz biliyoruz. Peki nasıl küsurat şeklinde yazarız? Biraz önceki katsayı herkes çok rahat kendisi de bulabilir. 5 bölü 3. Peki neden 5 bölü 3? Ezberi öğrenmeyin. Gelin nereden geldiğini hep birlikte öğrenelim. 30 saniye 0,50 dakikaydı. O zaman virgül sonrasındaki 2 basamaklı 50'yi nasıl buluruz? Gayet kolay. Tek bilinmeyen denklem yapın. 30 çarpı x 50. Buradan x 50 bölü 30'dan 5 bölü 3 gelir. İşte 5 bölü 3 buradan geliyor. Gayet basit. Örneğe geri dönelim. Saniyemiz 22 idi. Katsayımız ile çarpalım. 22 çarpı 5 bölü 3 36,6. 6,6 diye gider. Bakın iki basamağı geçtik. GPS'teki üçüncü basamağa kadar inebiliyoruz. Buradaki 36 15 dakikanın küsuratı olarak eklenir ve şu hali alır. 0,29 derece 15,36 dakika. Birkaç örnek daha yapalım. Öğrendiklerimiz pekişsin. 0,36 derece 25 dakika 39 saniye. Buradaki 39 da 6 yatan bölünmüyor, görüyorsunuz. 39 çarpı 5 bölü 3 65 ve mevki değerimiz küsuratlı olarak 0,36 derece 25,65 dakika olur. Diğer örneğe geçelim. 0,47 derece 18 dakika 45 saniye. Bu mevki değerini küsuratlı olarak yazalım. 45 çarpı 5 bölü 3'ten 75 gelir. Bu 75'te küsurat olarak yazalım. 0,47 derece 18,75 dakika. Bu gibi mevkileri akıldan daha kolay yapabilirsiniz. Özel 45'i verdim. 60'ın 4'te 3'ü 45 ise 100'ün 4'te 3'ü 75 eder. Daha pratiktir. Bize zaman kazandırır. Diğer konumuza geçelim. Küsuratın saniye cinsinden yazılmasını inceleyeceğiz. Küsuratı saniye çevirirken kullandığımız katsayı 3 bölü 5'tir. Diğer örnekte belirttiğim gibi tek bilinmeyen denklem mantığıyla herkes rahatça bulabilir. Yine örnekle devam edelim. 0,24 derece 15,25 dakika. Buradaki küsurat olan 25'i 3 bölü 5 katsayısıyla çarpalım. 25 çarpı 3 bölü 5 eşittir 15. Bu bulduğumuz değer saniyedir. Yani 0,24 derece 15 dakika 15 saniye oluyor. Hemen sağlamasını da yapalım. En basit mantıkla her
herkesin anlayabileceği bir şekilde açıklayacağım. 100'ün 4'te 1'i 25 ediyor. 60x tane değerlendirirsek 60'ın 4'te 1'i de 15'tir. Hepimiz biliyoruz. Videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar umarım saniye olayını çözmüşsünüzdür. Anlamadığınız bir nokta olursa yorum bölümünde belirtin, cevaplarım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya kadar kendinize değer katın. Selametle.